şey yok, ben kendi kendime konuşuyorum. Tekste öyle yazıydı. İri adamları topla dedi. Senin gibi öyle adamların ne işi var orada? Baha, laf çakma ha! La laf çakmayayım kardeşim, senin nereye laf çakın bak hele. Bir kürtliksin. Neyse, sadede gel. Ya kardeşim ben ne ettim? O öyle deyince hemen telefona sarıldım. O dönemde telefon yoktu ama ben bir şekilde sarıldım. Neyse kardeşim, hemen dedim ki Akçadağ'da sağlam taş atıcılar, Yeşilyurt'ta pehlivanlar, Arguvan'da, Ekiman'da, Kuluncak'ta, Doğanşehir'de, her yerde, Bastal Gazi'de hepsinden yiğitlerim topladım, aldım Beydağ'ına çıktım. İşte bu ya. Benim Allah'ıma kurban. Malatya'nın tabiriyle senin Allah'ına kurban. Kardeş çıktık, biz bekledik. Bülent'ten haber bekledik. La bekle Allah bekle, bekle Allah bekle. Kardeşim biz bekliyoruz, haber gelmiyor. Adamlar sıkıldı. Hepsi yüzüme bakıp bakıp duruyor. Bakıp bakıp duruyor. Ne yapasın? Sonuçta adamları sen çıkarmışsın oraya. He kardeş. Sonra neden edem dedim, düşündüm. Başladım düşünmeye. Neden edem, edem, neden, neden edem. Aklıma bir şey geldi. Bak bak ne geldi? Dedim hem de sıkılmayız. Çağırdım adamları. Dedim gelin kardeş. Akçadağlılar bir adım öne çıktı dedi. Çıktılar mı? Beş adım çıktılar. Kardeş neyse. Dedim ki bak. Şimdi biz burada sıkılıyız. Millet Kıbrıs'a çıkarma yaptı. Başbakan da bize burayı emanet etti. Biz burada sıkılmayak. Dediler ne yapak? Dedim Akçadağlılar diğer adamlara taş atmayı öğretsinler. Düşman zalim, uçakla uçakla gelirler, aklımı şık yendireceksin. Doğru değilsin, he. Neyse başladık eğitime. Kardeşim, bir yarım saat geçmedi. Kardeş, oradakilerin hepsi taşı bir kullanıyor. Taşa salfo vereni mi dersin? Kardeşim, taşla ahenkle horon teptireni mi dersin? Ya taş böyle 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 gidiyor. Böyle bir tur atıyor hedefin önünde, atıyor. Geri hedefi vuruyor. Taş geri giderken hedef geri kalkıyor. Taş vuruyor, hedef kalkıyor. Taş vuruyor, hedef kalkıyor. Oraya şey hedefi dikmişler, böyle yıkılınca geri kalkıyor. Ben ayıktım, gittim o hedefe bir tek bir vurdum. Mafiş oldu. Sen az önce onu bunu boşver de taşı horon mu teptirdiler dedin? He, hem şey salfo veriyorlar hem de horon teptirirler. Salfo ne la? La taş böyle böyle giderken vazgeçip böyle böyle gidiyor ya. La bazen topla doğru ya böyle giderken böyle böyle gidiyor. La anladın mı? Salfo değil, falso, falso. Böyle gireceğini bilseydim vallahi yapmazdım hepsini. Neyse kardeşim. Herkes kullanıyor artık taşı. Horon teptiriler, he orada kaldık. He orada mı kaldık ya? Taşa horon bile teptiriler. Ya o taş var ya, oradaki Beydağındaki taşlar artık bitti ya. Taşlıktan çıktı. Akçadağlıların elinde ne olacak? Havucum olmaz. Nasıl olmaz? Biz Malatyalıyız. Horon da güzel ama bizim taşa halay çektirmemiz lazım. Ulan vallahi doğru söylüyor. Halay da çektirdik. Sen biliyor musun halay çekmeyi? Manyaka bak la. La halay benim işim la. La ben düğünlerde hem ekip başlıyorum hem ekip ortası hem ekip sonu. Üçü bir arada. Hepsini bileyim la. Biliysen kalk da bir oyna hele ki görün. Oynayam göresin. Ulan havlum sen de ne arıyor? Oynayam da gör. Oyna da bir görem hele. Önce granü oynayayım. Hadi bakalım. Ra 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 ram. Ra 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 ram. Ben de
Yok çorap bulmayan dedim. Ra 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 Hadi bir de sizin de oyna bakalım. İpin ucu kaçmış. Vallahi yok. Samet! Samet, sen bulbul duet. Oyunun sonu için. Neyse, siz bir şey görmediniz. Kardeş, ben bir de switch oynuyorum. Vay alan var. Yavaş oyna ha. Yok yok, sağlamda. Korkma. Bir switch oynuyorum ki, vey vey vey, evlere senlik. Hayda. Kunta 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 banene banene kunta 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 aşağı yukarı kunta 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 yukarı aşağı kunta 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 yukarı aşağı kunta 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 aşağı yukarı kunta 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 yukarı aşağı kış 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 ne ya o çubuk la ya bu da hiçbir şey bilmiyor kardeşim ya sen nasıl Malatyalısın ya bilmiyorum o kış ne Neyse hadi bir daha oynayayım. Kunta 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 banana banana kunta 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 yukarı aşağı kunta 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 aşağı yukarı kunta kunta banana kunta kış kış yukarı aşağı kış kış ne ya? Kardeşim çıbır takıldı çıbır. Allah helal olsun. Hepsini de biliyormuşsun. Ben sana dedim kardeş bak. Nesef nesefe kaldık valla. Neyse kardeş biz geldik, nereden geldik buraya? Bak, Kıbrıs çıkarması için başbakan seni aradı. Heh. Sen de bütün yiğitleri, pehlivanları ben yokum ama hepsini meydana çıkardın. Çıkardık, talim yaptık, sıkıldık, bekledik, yine sıkılmaya başladık. Çünkü başbakan ne arıyor ne soruyor. Evet. Kardeşim bize dedik ki mevzu var, gelin dedik adamlara. Yine bekledik, 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 bekledik. Yine başladı sıkılmaya millet. Ne dek nasıl edek? Hemen adamları çağırdım. Adamlar dedim. Ula bir baktım hurra hepsi gelmedi mi? Hepsi geldi niye? Hepsi adam. Sonra ne oldu? Bu gerçek mi gülüyor Ya kardeş neyse işte. Ondan sonra dedim ki yaz yazmasını bilen beş adım öne çıktın. Yok bir adım çıktılar. Neyse bir tanesini çağırdım sen gel dedim. Yaz. Telgraf yazdırayım. Bülentciğim stop. Kardeşim stop. Siz bizi buraya yolladınız ama stop. Ne gelen var ne giden stop. Burada dal bile gımılamıyor, stop. Kardeşim adamlar sıkılıyor, bana bakıyor, stop. Buna bir çözüm bul, stop dedim. Heh. Sonra telgrafın sonuna yeşil yurt giraz, acele cevap yazdırdım. Telgrafı yolladım, yarım saat geçmeden cevap geldi. O nasıl telgraf ele yarım saat geçmeden cevabı geliyor? SMS telgrafı diye bir şey çıkmıştı. cevapta ne demiş? Kardeş telgrafta aynen şeyle yazmıştı. Kardeşim havlucu stop. Aman ha aman diyerek gitmeyin stop. Düşman her an gelebilir stop. Seni seveyim spot. Spot? Ne spotu lan? Sen dedin az önce spot. Spot demedin lan, spot mu dedin? Baba spot dedin. Sonra ne oldu? Sonra biz telgrafı katladık, bir baktım ooo! Ay! O ne? Gördün mü la? O ne la? Bir kuş oldusu geldi.
Kuş ordusu mu? He he, öyle şerefsizler ki kuşlara da ayar vermişler. Kuşların arasına bir savaş gemisi gizlemişler. Öyle havadan gelir. Savaş gemisi mi? Ulan savaş uçağı mı? Sanki biraz abartılı oluyor da. Hela, o abartılı oldu. He, doğru. Savaş uçağı gelir. Gelir. Ben o anda hemen adamlara dedim, toplaşın çabukuna. Senin Allah'ına kurban. Neyse, ne dek edek dedim. Ben hemen bir formül buldum. Tabi komuta bende. Bir ıslık çaldım. Allah'ım, o kuşların her biri birer birer mırdar oldu. Pıt 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 yere. Bizim adamlardan birkaçı da sahur olmadı mı? Uşş, öyle oldu he. Eyle ıslık çalıyım işte. Eyle ıslık çalıyorsun. He kardeş, neyse pilot, o şeyler vefat edince kuşlar böyle damdızlar ortada kalacaklar. Dam dingil. Pilot öyle. He canım. Yok, otobüs şoförü. Nasıl yani? Ya o dönemde onlarda pilot kıtlığı varmış. Şeyde, savaş uçağını da şoförün birine verip yollamışlar. O tabii ben onu nereden anladım? Nereden? Yıllar sonra adam gelip helallik istedi, oradan bileyim. He, yıllar sonra seni buldu, bir de arkasından geldi helallik istedi, he? He canım, elim elimi döktü de bunları kimsenin yanında söyleme. Demem. Neyse, pilot yuh böyle ileride bizi gördü. Zahar içinden dedi ki, neden neden geldi, 2 metre üstümüzde durdu, 2 metre bile var yok ha. O an ölçen insan, heyecanlı. Pilot üstümüzde durdu, el frenini çekti. Pilot geldi uçağıyla 2 metre üstünüzde durdu, he? Bir de el frenini çekti. Aynen öyle kardeş. Neyse, o anda netti. Hemen uçağın camını sıyırdı. Sıyırdı. Açtı, açtı, açtı. O Beydağ'ın havası nasıl çarptı. Oh dedi, o oh sesi aşağı geldi. Sonra birden sirkelendi. Anladı aşağıda. Şöyle bir baktı. Aman Allah'ım dedi. Aman Allah'ım. Şöyle bir daha baktı. Auuu dedi. Yanındakine dedi ki, bir havlucu gördüm galiba. Bir daha baktı. Beni gördüklerini anladılar, 3 kulhu bir elem oktular. La elin yavrum 3 kulhu bir elem nereden bile? İngilizce okudular. Cesaretini aldılar, o pilot kafasını böyle camdan çıkardı, dedi ki, havlucu Mehmet dayı, sen bu işe karışma. Bence bu daha komikti.